Eğitim öğretim yılıyla üniversitelerimizde akademik takvimin açıklanmasıyla birlikte Gençlik Spor Bakanlığımızın da yurtlarda yerleşen öğrencilerimizin tabii ki yerleşme şeylerini açıkladılar. Şu an itibariyle 20-23 Eylül'de yedek adaylarda yerleşme sürecini tamamlıyor. Yine 27 ve 1 Ekim'de de bu tamamlanmış olacak. Tabii ki bu süreçte şu an itibariyle yurtlarımıza yerleşme oranı %95 seviyesinde asillerden, yedeklerden de devam ediyor. Şu an itibariyle de baktığımızda özel yurtlarda da yine %95'ler üzerinde tamamlanmış bir süreç var. Tabii biz hiçbir öğrencimizin dışarıda kalmasını istemiyoruz. Bugün de Sayın Valimiz Başkanlığında toplantı gerçekleşti. Hem yurtlarımız, hem özel yurtlarımız, hem diğer misafirhanelerde bizler öğrencilerimizi misafir edeceğiz. Hiçbir şekilde de şu anda bu işi olumsuz mahiyette il genelinde gördüğümüz bir tablo yok. Birçok öğrencimiz konaklama ile ilgili sıkıntısı olmayacak. Tüm yurtlarımızda da doluluk oranı %100'e ulaşacak. Hem merkezde hem ilçelerde herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacağız. İnşallah tabii ki bundan sonrasında da başta bakanlığımız olarak 2000 kişilik yurt yapıyoruz. Erciyes kampüsü içerisinde yine arkasından 3000 kişilik bir yurt çalışmasının zemin etüdünü gerçekleştiriyoruz. Bunlar tamamlandığında da Kayseri'mizde herhangi bir yurt sorunu kalmayacak. Bakanlığımız bu konuda emek veren herkese teşekkür ediyoruz ki çünkü bu çalışmalar planlı programlı bir şekilde yürüyor. İnşallah 4 Ekim itibariyle akademik takviminin de başlamasıyla tüm çalışmalarımızı tamamlayacağız. Bu sırada da yine dikey ve yatay geçişler içinde gelecek öğrencilerimizin de kontenjanlarını takip edeceğiz. Şu an itibariyle yurtlarımızdaki öğrencilerimizi misafir etmek için bekliyoruz. Evlerine hoş geldiniz diyoruz. Gerçekten de yurtlarımızı, öğrencilerimizin hijyen, daha yaşam konforunu oluşturmak adına başta bakanlığımızın vizyonuyla bizler bu çalışmaları yürütüyoruz. Yaklaşık 6 aydan bu yana da tüm iyileştirmeleri yaptık. Tabii bizim pandemi hastanesi olarak kullandığımız yurtlar da vardı. Bu yurtlarımızı da tamamen iyileştirdik. Ve aynı zamanda da hazır hale getirildi şu anda. Tabii ki esas amacımız insan faktörü, çocuklarımıza, gençlerimize, öğrencilerimize çok nezih ortamlar sunmak. Pırıl pırıl ortamlarda eğitim ve öğretimlerini devam ettirecek, konaklatmasını sağlayacak. Aynı zamanda yemek işletmecileri olarak da yurtlarımızda çok kaliteli, çok güzel, sağlıklı yemekler sunabilmenin de tabii ki çalışmalarını yürütüyoruz. Bu konuda da özel hassasiyetlerimiz var. İyi incelemeler ve takiplerimiz var. Yani tek şeyimiz gençlerimize, çocuklarımıza, öğrencilerimize bu konuda en iyiyi sunmak. Bu minvalde de başta yurt kalitelerinin aynı zamanda tüm çalışmaların ayrıntılı bir şekilde yerine getirilmesini sağladık. Tüm ekiplerimizle yaklaşık 444 yurt personelimiz, bunların içerisinde yurt müdürü, yönetim memurları, temizlik ve aynı zamanda güvenlik ekipler olmak üzere her şeyi şu anda tamamlamış durumdayız. Hem güvenliğiyle, hem temizliğiyle, hem düzeniyle hazır haldeyiz.